Arkadaşlar hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda hiç görmediğiniz bir insan, Burhan Güven var. Burhan Güven merhaba. Merhaba. Nasılsın, iyisin? Çok teşekkür ederim Erkan Bey. Siz nasılsınız? Seninle hiç video çekmediğim için hiç samimi değilim şu an. Şahide Türe olsaydı hemen tamam bağlardın ama. Evet baba, nasılsın, nasıl gidiyor? Uzun zamandır konuşmuyorduk, nasıl gidiyor? Vallahi sohbet etme fırsatı bulduk bu sayede. Aynen yani. Bu sayede, video sayesinde uzun zaman sonra. Çünkü neden? Sen sabah sütçüyle çıkıyorsun, akşam bekçiyle geliyorsun, yoksun evde. Hep geziyorsun. Neyse. Evet, Burhan Güven ne iş yapar? İnsan, babamın ne iş yaptığını bilmeyen insanlar için babam ne iş yapar? Şu an yaptığım iş ağırlıklı olarak dublaj, seslendirme, reklam filmleri, bunlarla uğraşıyorum. Bunlar. Bloomberg'in kurumsal sesiyim, Bloomberg kanalının. Legendary, hani böyle hatırlandığın main title'ın ne? Hani evet. Birkaç tane vardır böyle. Var tabii canım, mesela eskiden beri yaklaşık 8-10 senedir ATV'yi seslendiriyordum. Mesela, bir yapar mısın? ATV'nin hani dizi ATV'de izlenir denen sesiydi. De, şimdi ayrıldım ama. Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi'nin ilk çıkan. Evet, yapsın onu da. İlk çıkan bölümlerinde o zaman kimdi ya sponsoru? Romanson. Evet, Romanson. Romanson'un sunduğu Kurtlar Vadisi reklamlardan sonra devam ediyor. İşte arkadaşlar babam. Gizemli bir sesti o. Aynen. O zaman Romanson'dan anlaşmıştık. Epey bir buçuk iki sene falan Romanson'un sponsorluğunu yapmıştık. Helal olsun. Yorekok'un videosuna neden bu kadar kızdın? Hangisinin? Hani benle dalga geçen var ya. Tesadüfi bana söylediler de niye öyle... Sana hiçbiri gelip dedi mi? Burhan, oğlun salak salak hareketler yapıyor. Ya bak şimdi, evet diyenler oluyor tabii. Kim yani mesela? Daha doğrusu kim şöyle söyledi, bir şey var. Kim dedi? Harbi kim dedi? Diyen arkadaşlarım var. Bazı arkadaşlarım diyor ki mesela, inanılmaz bir özgüven patlaması var redaksiyonda. Ne diyeceğim, kim dedi o kötü diye? Ya bir reklamcı arkadaşlarım. Özür dilerim. Çekiyor musunuz? Evet. Burhan Güven çocuğu uyku diye bayılıyor bu çocuk. Uyusun. Uyusun. Bir daha sen bunu sınav... Soruyorum, sorduğu şey hiçbirine cevap veremiyor. Nasıl çalışmak bu? Cumhuriyet ne zaman ilan edildi diye bilmiyorum. Evet, şeyden bahset. Neyden? Oğlun saçını ilk griye boyattığındaki tepkiye. Oha dedim ya, saça bak dedim. Ne tepkiymiş be. Yani. Bir şey diyeceğim. İnanılmaz bir şeydi tabii. Bir şey diyeceğim. Peki, oğlunu ilk kucağına aldığın dönem. Bana o dönem al. Ne düşündün? Ne? Bak, videoyu bir dakika, koyalım. Bir dakika, ne düşündün oğlunu böyle kucağına aldığın ilk gün? Onu geç. Bir oğlun olacak dediği zaman ben Allah'ım sana şükürler olsun dedim. Annem bana kızdı. Kız bekliyordu o. Peki bir şey diyeceğim. Güzel bir şeydi ya. İkincisinde o kadar mutlu olmadın ama değil mi? Ya ikincisinde de mutluydum. Aynı mutluluk vardı. Hayır, ya. Birincisinde bence daha fazlaydı. Evet, birincisinde çünkü sen ilk göz ağrısı. Yeah! Evet. Ya ilk göz ağrısı. Şimdi o zaman bir soru soruyorum. Bir tarafta Baran var, bir tarafta ben. Evet. İkimiz de düşüyoruz. Evet. Hangimizi kurtarırız? Baran'ı kurtarırım. Sen başının çaresine bak kanka. De. Sen bence bak bir dönem sen filmde oynadıktan sonra, Veda filminde oynadıktan sonra sen böyle bir artistlendin. Sen böyle bir evde havalar civalar, ben Atatürk'ü oynadım. Yok ben film starıyım. Yok işte şeyim falan filan yapıyordun. Ya bir şey diyeceğim. Yıllar geçti. Sinema tarihine bak. Sinema tarihine bak. Burhan Güvender tek bir tane film çevirmiştir. O da Atatürk olmuştur. Dünyanın en iyi projesi. Türkiye'de dünyanın en iyi projeydi. Ya tamam da yıllar geçti bak, yıllar geçti. Hiç geçti. Şimdi bak senin ünlülüğün fıs. Sen, senin çocukların, senin, torunların bile senin, diyecek ki. Senin ünlülüğün fıs kaldı. Ya, sen öyle zannet ya. Bak ben şu an neredeyim? Sosyal, sen neredesin? İnternete bağlanamazsınız. Senin adını hatırlayan var mı? Yok. İnternete bağlanamadığınız sürece hepiniz fıssınız. Ama tarih beni yazar. Hadi. Bilerek bak kaç tane yönetmen, prodüksiyon, her türlü arkadaşım var. Bir tane oğluna bir film işi bağladın mı? Torpille morpille. Yok, çünkü beni kıskanıyorsun. Beni net olarak kıskandığın için. Çünkü oğlum benim önüme geçmesin bu tamamen. Ne alakası var ya? Yani tamamen başka bir şekilde açıklayamazsın. Var o kadar prodüksiyondur, prodüktördür, yönetmendir. Var ne bana yararı ne? Gelirsen Allah. Bana şu ana kadar bir tane iş ayarlamadın. Ya gençliğinde bir sürü dublaj yaptın. Reklam filmleri dublajları yaptın. Ne oldu?
Reklam, dublaj ayrı. Ben dublaj yapmak istemiyorum. Ne olacak? Senin mesleğini yapmayacağım. Baba mesleğine devam edeceğim. Ne yapacaksın peki? Ne yapacaksın? Allah Allah. Ben YouTuber olacağım. YouTuber. Bundan sonra sen, bir sonraki aşaması ne merak ediyorum YouTuber'ın. Mega YouTuber'dır. Ya yok öyle bir şey ya. Benim aklıma gelmedi. Sosyal medyada. Üretemezseniz yoksunuz. Sen bizim bak zamanın espri anlayışını yakalayamıyorsun. Yavrum herkesin bir zamanı vardır. Ama senin zamanın geçti Burhi. Evet. Burhi senin zamanın geçti. Biz de daha öğlen kalkacak olan insanlarız yani. Ya estağfurullah öyle demek istemedik. Öyle. Ya ben YouTube'a ne koyarsam tuttururum aslında. Var ya bütün sizin gibi YouTuber'ları bak sizin gibi YouTuber'ları piyasadan silerim. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün dünyanın en komik Vine'larını izleyip gülmeme challenge'ı yapacağız. Lütfen kanala aç. Ne gibi, ne yaparak mesela? Piyasadan silerim. Ne yapacaksın? Bir numara olurum, mesela bir numara. Mesela kanal açacaksın, ne yapacaksın? Bir numara olurum. Böyle millet saldırır. Bak diyelim YouTube evet. Kanalı açtın. Çünkü ben kendime güveniyorum. Bak diyelim YouTube... Çünkü ben kendime güveniyorum. Tamam diyelim YouTube kanalı. Benim enerjim yüksek. Bir dakika. Ben insanların ne istediğini bilebilirim. Merhaba arkadaşlar, bugün Minecraft oynayacağız. Oyuna geçeyim. Şu an oyundayız arkadaşlar. Creeper geliyor. Creeper'ı öldürüyorum. Kahretsin ya. Ben iletişim kurabilirim. Ben hissederim. Bir şey diyeceğim. Diyelim YouTube kanalı açtım. Katlarım sizi. Bütün YouTuber'ları. Hepiniz gelin bana. Çok farklı şeyler yapabilir misin? Çok böyle farklı. Yaparım tabii canım. Merhaba arkadaşlar. Bugün Doritos Risk Challenge'a hoş geldiniz. Kelimi boyayacağım. Başından YouTube kanalı açsan çok güzel olurmuş. Herhalde ya. Ben sana ne diyorum? Ben silerim piyasadan hepsini. O Minecraft evi videona acayip... Yok ama gerçekten yok Türkiye'de. Ya bizim de böyle video çekmemiz iyi oldu ya. Uzun zamandır ne muhabbet ettik evet. Ne bir şey. İşte YouTube. YouTube işte bunları diyorum. Sağladı. Evet YouTube. Var oluyor. En son bak, bir şey ya. Beni en son ne zaman sevdin? Dedim canım oğlum, aslan oğlum. Bak ben sınavı kazandım. Ben seni gece uyurken öpüyorum ya. Yalan. Yalan. O kadar yalan ki. Olur mu sen haberin diyor. Yalan mı? Bir kere gece gelip öpmüyor. Sen başkası öpüyor zannediyorsun galiba. Gece uyurken ben öpüyorum seni. İnanmıyorum. Sabah işe giderken. İnanmıyorum. Sabah işe giderken ben kapıyı kilitliyorum. Giremezsin. Evet. Ya uzun zamandır bak babam ve oğlumdan sonra başka yani böyle yakınlaşmamıştık. Babam evet ya. Güzel bak Tolga'nın da bir filmi var değil mi ya? Hangi Tolga? Tolga Çevik'in bir filmi geliyor galiba. Aa dur fragmanını gördüm ya ben onu. Güzel filme benziyor. Ona gidebiliriz Tolga yani. Güzel çocuk. Sen filmin adı neydi? Sen benim her şeyimsin galiba. Aynen. Güzel bir film. Bir baba ve... Aynen baba ve kızının hikayesini aynen. Anlatıyor. Hikayesi. Bence ona da bir bakabilirsiniz arkadaşlar. Teaser'ını da koyayım. Güzel bir film. Biz de böyle babamla video çektik. Babam da bana konuk oldu derken. Aslında biz de seninle bir film çevirsek ne güzel olur. Ha. Neyi anlatacağız? Sinema filmi. Neyi anlatacağız? Oğlunun babasının önüne geçen. Ya her şeyi anlatırız ya. Vallahi yok. Babasının neyse. Egosunu kıran oğul. Ama Tolga'nın filmini merak ediyorum. Tolga Çevik'in filmini. Gidelim ya. O zaman hafta sonu. Hafta sonu sinemaya gidelim. Bak çok güzel. Kaç zamandır sen de sinemaya gidemedik. En son sinemaya gittiğimizde ne Pokemon'du. Ne ya Pokemon'u seyrediyorsunuz ya da neydi o hani bir tane balina mı ne vardı ya? Balina. Penguenler vardı hatırlıyorum. O harbi en son Happy Feet'e falan gittik. Cıstak cıstak bu hafta sonu penguenler falan var. Filme falan gideceğiz arkadaşlar. Babanızı sevin. Babanızla daima güzel ilişkileriniz olsun. Çünkü babanız sizin canınız. O bir kere sevdiğiniz zaman oldu. Evet ya. Aslan oğlum benim. Canım oğlum benim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Babamın kanalına abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma abone olun. Hepinizi seviyorum. Tamam hadi bay bay.